lardan bir askeri uzmanlar da çıktılar ve anlattılar. Saldırı kimisine göre üst bölgelerine yapıldı, kimisine göre de oraya yapılmadı. Biz bunu niye tartışıyoruz? Bir kere onu konuşalım. Yani üst bölgesine yapılsa ne olur veya yapılmasa ne olur? Bunun önemi ne? Şimdi tabii önce Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. Tabi ee, tabii tablo kötü. Yani iki açıdan tablo kötü. Birincisi fakir fukaranın çocukları yine ...her zamanki gibi şehit oluyor. Evleri görüyorsunuz. Hakikaten böyle... ...kerpiç evler. Naylon pencereler. Ee, o nedenle... ...acı biraz daha artıyor. Hani diyeceksiniz ki yani... ...zengin çocukları şehit oldun. Hayır. Mesela o değil. Yani garibanlığın... ...çünkü birçok insan... ...artık askeri bir meslek olarak... ...ele alıyor. Ve orada bir şekilde hayatını idame ettirme... ...para kazanma olarak götürüyor... Ben üniversite yıllarında Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan gelen arkadaşlarla bir odada kalmıştım Kazakistan'da, Ahmet Yesevi'de. İşlerinden bir tanesinin de o Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan e, olan çocuklardan olduğunu öğrenince e, beni daha çok etkiledi. Çünkü onlar mesela hakikaten devleti baba olarak görürlerdi. Hep konuşmalarında da devlet baba, devlet baba, devlet baba derlerdi. E, dolayısıyla da önce bu insanın durumu belirteyim. Ateş düştüğü yere yakıyor. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Şimdi neyi tartışıyoruz? Üst bölgesi mi değil mi? Ee, Saldırının olduğu iki tane bölge var, Hakruk ve Metina bölgesi. Bunlar kuşbaşı verebiliriz. yaklaşık 100 kilometre alanda birbirinden uzak alan. Önce şunu ifade edeyim. Sosyal medyada dolaşan bu e, bazı görüntüler var, e, karın içerisinde çadırlar falan. Onun evet. bununla alakalı bir durum değil. Başka görüntü onlar. Bununla ilgili doğru, görüntüler, doğru değil. görüntüler değil geçmiş dönemdeki bir e, operasyon görüntüleri. E, bu ileri emniyet bölgeleri dediğimiz bölgelerde gerçekleşen bir operasyon. Ne demek ileri emniyet bölgeleri? Şimdi daha önce öz bölgelerine PKK'lılar saldırdı. Mesela Dağlıca'da biz bunun şeyini gördük, emaresini gördük, başka yerlerde gördük. E, ve bizim Irak'ın içerisinde yüze yakın üstümüzün olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı ufak, bir kısmı büyük, bir kısmı tedbir amaçlı, bir kısmı kalıcı. Ve burada bu ileri emniyet bölgeleri dediğimiz bölgeler üst bölgelerin ön tarafında büyük saldırıları engelleme, istihbarat alma, bir şekilde olabilecek saldırıları bypass etme anlamında kullanılan bölgeler. Dolayısıyla da saldırıların yapıldığı bölgeler olarak bunlar ifade ediliyor. Şimdi üst bölgesi dediğiniz mekanizmada üst bölgesini ele geçirirseniz alan hakimiyetini tamamıyla ele geçirmeye çalışıyorsunuz demek. O anlamda önemli. Şimdi Türkiye uzun süredir bir strateji değişikliğine gitti. O strateji değişikliğini de haritada görülür. Yani Kandil'in alt taraflarını bir şekilde kontrol altına almak için uzun süredir bu üsleri inşa etmeye başladı. Hatta hatırlarsanız e, bu kale tarzı karakollar inşa edildi vesaire. Fakat burada herkesin merak ettiği şey şu bu kadar İHA-SİHA varken e, neden bu saldırılar önlenemedi sorusu soruluyor. O da hava muhalefetine bağlanıyor. Çünkü göz gözü görmüyor. E, görüş mesafesinin çok kısa olduğu söyleniyor. Ee, ve gelen e, PKK'ların da çok büyük gruplardan ziyade daha küçük gruplarla bu saldırıyı gerçekleştirdi ve bölgeyi çok iyi bildikleri ifade ediliyor. Şimdi iki şey tartışılıyor. Birinci tartışılan mesele bu e, operasyonlar yani pençe operasyonu ile birlikte bu yapılan operasyonların doğru olup olmadığı ile ilgili bazı askeri uzmanlar sosyal medyalarda görüş belirtmeye başladılar stratejik olarak bunu hata görenler var. Hayır. Stratejik olarak bu olmaz olmaz diyenler var. Çünkü şu ana kadar genellikle sınırdan sızmalar oluyordu. O sınırdan sızmalarla birlikte bir operasyon yapılıyordu. Ama şimdi iki strateji oluşmaya başladı. Bir tanesi mitin yürütüğü istihbarat çalışmasıyla. İşte bugün de Süleymaniye sorumlusunu gördük. Genellikle PKK'nın üst düzey isimlerinin hava saldırıları, öldürüldüğü şeyler, saldırıları gördük ki onunla ilgili bir şey vardı zaten. Geçen Anadolu Ajansı'nın yayınladığı çok geniş bir fotoğraflı bir arşiv vardı. İkincisi de bu üst bölgelerini ele geçirerek Kandil'den olası olarak gelebilecek olan saldırıları engellemeye yönelik. Fakat kış şartları sürekli olarak iki şey beraberinde getiriyor. Bir, lojistiği çok sıkıntılı bir hale getiriyor. İkincisi de ee, operasyon alma kabiliyetini düşürüyor. Hava muhalefetinden dolayı düşürüyor, lojistikten dolayı düşürüyor, görüş mesafesinden dolayı düşürüyor. Mevsimin ağır şartları var. Yani o mevsimin ağır şartları hani İstanbul'daki bir kar yağma olayı falan değil. Yani metrelerce karın içerisine kalıyorsunuz ve yüksek yerlerde kalıyorsunuz. Şimdi sebep şu, temel sorun şu. PKK'nın bu eylemi gerçekleştirmesini tırnak içinde söylüyorum. Sebep olarak ne var yani? Şimdi mesela örnek söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki PKK'nın üst düzey komutanları öldürülüyor. İşte bu temel gerekçe. Bu böyle okunmuyor. Kamuoyunda da böyle okunmuyor. Biraz sonra geleceğimiz hı hı hı. noktada işte bu için ABD kısmı, İsveç'in NATO üyeliği meselesi, Irak'ın kendi içerisindeki durumu, Türkiye-Irak arasında 17 Aralık'ta yapılan toplantı, ABD ile 21 Aralık'ta yapılan toplantı. İran Cumhurbaşkanı Reis'inin 4 Ocak'ta Türkiye'ye gelmesi falan bütün bunların hepsi konuşuluyor. Fakat bugün çok ilginçtir. Yani Ankara'da Hande Fırat'ın yazısı vardı. Hı hı. Orada ilginç bir cümle var. Hande Fırat o yazıyı da e, büyük ihtimalle sormuştur yazmıştır. Evet. Şimdi orada İsveç'in NATO üyeliğiyle bu saldırı arasında bu saldırının yapılmasının İsveç'in NATO üyeliğini engelleyip engellemeyeceğiyle ilgili bir soru soruluyor. Doğal olarak da akla biz hep ABD'yi konuşurken başka aktörlerin de gelme Rusya. olasılığı Rus başlıyor. Şimdi Rusya, Rusya yani şimdi konuştuğunuzda hani ben budur diye söylemiyorum. Peki ne oluyor? O zaman şu çok net. Birinci gerçek evet bu saldırı bu şekilde okunuyorsa demek ki bu saldırı sadece PKK'nın yaptığı bir saldırıdan ziyade birilerine bir mesaj verme noktasında PKK'nın kullandığı bir saldırı olarak karşımıza çıkıyor. İki, şimdi PKK kandili boşaltmak istemiyor. Türkiye kandilin boşaltılmasını istiyor ve bu noktada da kandilin alt taraflarını tutuyor. Türkiye bunu bir hayat memat meselesi olarak görüyor. Hı. PKK'da kandili boşalttığında kendi şeyine sektesinde çok ciddi anlamda kayba uğrayacağını düşünüyor. Bu ikinci kısım, üçüncü kısım bence en önemli meselelerden bir tanesi. 17 Aralık'ta İslam Ankara'da yapılan toplantıda Sayın Hakan Fidan'la aynı şekilde Fuat Hüseyin'in toplantısında İpek ilk kez ortak bir mücadeleden bahsedildi. Bu Irak tarihinde şu ana kadar olan bir şey değildi. Ben Irak eski başbakanı, istihbarat başkanı Kazım ile görüştüğümde bu mesele etraflıca böyle çok uzun süre sohbet etmiştik. O şunu bana söylemişti. Ya sizinkiler her seferinde bizden mücadele etmemizi istiyor. Biz de şunu söylüyoruz. Ya biz kendi hakimiyetimizi kuramadık, kuramadık ki hani onunla mücadele yani. edelim. Ama ilk defa bu noktada biliyorsun bir ortak şeye gidildi. Daha önce Mahmur Mülteci kampı ile ilgili de Biliyorsun devir teslimle ilgili bazı şeyler çıktı. Irak merkezi hükümeti oraya gitti. Çatışmalar yaşandı. Mesela ya nasıl bağlayacağım? Vesaire vesaire. Bağlayacağım şey şu. Eğer bölge ülkeleri Irak'ta yapılan referandum gibi bir birlikteliğe doğru giderlerse ki Barzani'de bu böyle oldu. Yani Barzani'de biz Irak merkezi hükümeti, Türkiye ve İran'ın aynı tepki verdiğini gördük. Irak-Kürt e, referandumuna. Şimdi PKK'nın meselesinde böyle bir olasılık gündeme geldiyse... Bu bölge ülkeleri açısından anlaşılabilir bir şey. O zaman ikinci soruyu sormak lazım. Bu kimin işine gelme sorusunu sormak lazım. Kimin işine gelme sorusunun cevabı aslında bence Kandil'den ziyade, saldırıdan ziyade Suriye'ye bakmak lazım. Şimdi Suriye'de PKK'yı kim koruyor sorusunun cevabı, Türkiye'de yayının kanaat şudur, Amerika hmm. destekliyor. Evet doğrudur ama eksiktir. Çünkü Amerika ile birlikte Rusya da aynı anlamda PKK'yı orada kollayıp koruyor. Onlar da bir ortak mücadele içerisine girmiyorlar ve bürolarının da Rusya'da açık olduğunu Başka unutmamak olur. lazım. Dolayısıyla da şu an bölgenin şekillenmesiyle birlikte İsveç meselesini o yüzden ben önemli Hı. görüyorum. Yani bu sorunun sorulması gerekiyor. Tabii Türkiye niye İsveç'in NATO üyeliğini onaylıyor şu an? O da ayrı bir şey. Bu kadar çok konuşuldu, bu kadar çok şey yapıldı. Hani ne yapıldı ki biz onaylıyoruz? Yani İsveç bizim açımızdan bizim kırmızı çizgilerimize ne yaptı sorusunu da sormak lazım. Nasıl bir adım attı ki geçmişteki, ki iyi evet, evet, şu an onu onaylıyoruz ama ben e, bu son saldırının çok açık ifade edeyim. Sadece PKK'nın kendi başına yaptığı bir saldırı olmakla birlikte e, sonuçlarının PKK'dan ziyade bölgedeki yeni şekillenme ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun bir ayağının Rusya ve ABD olduğunu düşünüyorum. Diğer ayağının Türkiye açısından bundan sonraki süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye şöyle bir şey yaptı. Yani hepimiz biliyoruz. Ya yani PKK'nın kendisi de söylüyor. Şimdi Türkiye sınırları içerisinde Türk dışişleri İçişleri Bakanlığı da bunu açıklıyor. E, Türkiye stratejisini sınır ötesine doğru kaydırdı. Yüze yakın üst kurduk. Hmm. Biliyorsunuz zaman zaman e, Irak hükümetiyle, Irak Kürt yönetimiyle de e, çok ciddi anlamda karşı karşıya geliyoruz. Fakat sebep şu. Şimdi bu saldırıyı bu kış ayında bütün bu riski alarak yani hele bir de yerel seçim öncesinde yapıyorsanız o zaman soru şu. Kime ne mesaj veriyorsunuz sorusunun sorulması gerekiyor. Ben çok açık ifade edeyim. Bence Türkiye e, bu mesajı aldığı için dikkat edersen saldırıdan sonra nereyi bombaladı Türk ordusu? Suriye'yi. YPG'nin altyapılarını. Çünkü bu ABD ile bizim 21 Aralık'ta yaptığımız yüksek güvenli düzeyli savunma e, grubu toplantısında Toplansın. ABD şunu söyledi. Biz PKK ile YPG'yi ayırıyoruz. Hı hı. Çok öteden beri PKK ile YPG ayırıyoruz diyor. Ama Türkiye PKK ile YPG'nin ayrılmayacağını kanıtlarla birlikte sunuyor. sunuyor. Çünkü diyor ki evet. YPG'nin şu an komut kademesi PKK'nın üst yönetiminden gelen insanlar. Dolayısıyla siz ayıramazsınız. Şimdi burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor. O birincisi şey şu. Sizin terör örgütü olarak gördüğünüz PKK'yı Batı da terör örgütü olarak görüyor. Ama sizin terör örgütü olarak gördüğünüz YPG'yi batı terör örgütü olarak görmüyor. Ve dolayısıyla Türkiye açısından en handikaplı şey buradan devreye giriyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben e, bu saldırı sonrasında güvenlik stratejisi çok değişir mi emin değilim. Bence değişmez. E, yani bunun değişme ihtimali de yok. Fakat şunun tartışılması gerekiyor. E, ve bunu da çok sakin. E, bu kayıplar var. Herkesin yüreği yanıyor. Tabii kolay bir şey değil. E, stratejimiz ne olmalı sorusunun cevabı askeri üstler bu meseleyi bitirir mi? Birinci soru. Hı hı. İkinci soru bunun uluslararası siyasi adımı ne olmalı sorusu. Üçüncüsü ki, Suriye meselesi. Dördüncüsü en önemli mesele de bugün iç kamuoyunda tartışılan dem meselesi. Ben hı hı. çok açık ifade edeyim. Yani bu sorun her konuşulduğunda şöyle bir mantalit ortaya çıkıyor. Bir tarafında diyeceksiniz ki 5 milyon oy alan bir parti var. Hı hı. Sonra diyeceksiniz ki biz Kürtlerle PKK'yı ayırıyoruz. Sonra diyeceksiniz ki ya biz bu partinin bir kısmını işte tamamını kapatıyoruz. Milletvekilleri şöyle olsun böyle olsun. Şimdi şu soruyu soralım. Peki biz meseleyi nasıl çözeceğiz? Yani bir kesim şunu söyleyebilir. Kardeşim mesele mi var ki çözelim? Kürtler açısından bir mesele olmadığını bir tarafa koyalım. Ama sonuçta bir terör meselemizin olduğu çok gerçek. Dolayısıyla da burada o kadar ince bir çizgi var ki bu ince çizgiyi bizim içeride yani camlı bir ülke olduğumuzu düşünerek camlarımızı kırmadan, içeride iç barışı bozmadan, bir şekilde güvenliğimizi de elden bırakmadan bir meseleyi çözmemiz gerekiyor. Ama çok açık söyleyeyim, Hamas'ı işlerle bu iş olmaz, 40 yıldır olmadı, olmuyor, olmayacak. Burada çok sağlıklı, çok akıllıca gitmek lazım. Yani biz PKK ile mücadele edelim dedik, 40 yıldır onca şehit verildi, onca gazi verildi. Ama döndük yanı başımıza Suriye'de, PKK'dan kat ve kat düzenli ordusu olan, sağlık kurumları olan, devletleşme aşamasına gelen, maaş verilen, eğitilen insanları gördük ve bunu da yanı başımızda Amerika yaptı. Ama aynı şekilde Suriye'nin hava sahası meselesinde, Rusya meselesinde, PKK ile olan iç dış iş, işinde bunun da ayrış, ayrışmadığını gördük. Geldiğimiz noktada bu operasyonun sadece PKK açısından bir operasyon olmadığını, bu bizim attığımız adımlara bir cevap olduğunu unutmamak gerekiyor. Hı hı. Yani bizim stratejimiz bu özellikle istihbarat anlamında İHA'larla doğru bir yere gidiyordu ama en ufak bir açıkta bambaşka bir şey karşımıza çıktı. Bizim uluslararası anlamda kim bize ne mesaj verdi? Biz o mesaj karşısında nasıl adım atacağız? Ve senin sorduğun bence Türkiye'de sorulmayan en önemli şey onunla bitirin. Ne yapmamalıyız sorusuna cevap vermek